Bugün tekrar nereye gidiyoruz? Eymir Gölü'ne gidiyoruz. Amacımız bisiklet sürmek. Ben de hem de kardiyo yapmış olacağım. Diyetteyim bildiğiniz gibi. Umarız bisikletler çoktan bitmemiştir. Saat 11 oldu ve pazar günündeyiz. Biraz kalabalık olabilir. Bakalım. Evet, inşallah. Van. Bir anki bisiklet istiyorum. Kamera kirli birazcık. Ben sizi temizleyeceğim biraz. Nasıl temizleyeceğim? Böyle. Şimdi daha iyi. Arkadaşlar biz geldik, fark ettik. Çok hızlı geldik bu arada. Evet, bugün trafik yoktu, yollar boştu, sakin olduğu için hızlı. Evet, şimdi bakalım. Arkadaşlar şimdi bisikletleri kiraladık. Şöyle size gösterelim. Diana'ya bu şekilde mor bir bisiklet kiraladık. Bana da böyle siyah ve yeşil bir bisiklet kiraladık. Bisikletler tabii çok yeni değil ama gayet iyi işimizi görecek şekilde rahat bisikletler. Diana Bianchi dedi. En sonunda Bianchi kiralamadık. Çünkü bunların fiyatı 100 liraydı. Diğeri 150 liraydı saatlik. Yani gerek yok şu an için. Ama Belki bakalım, bu just first time. aynen öyle. Belki beğenirsek bir dahaki gelişimizde de Bianchi falan kiralarız. Belki kendi bisikletimizi Bianchi alırız. sadece daha yeni. Yeni. Bu mesela eski ama Bianchi daha yeni. Bir dahakine bakalım. Şimdilik biraz daha bununla idare edelim. En son arkadaşlar bisikleti Amerika'da sürmüştüm. Onun da videosunu koyarım şimdi ekrana. Amerika'da da bisiklet almıştık, belki hatırlarsınız. Hadi bas! Arkadaşlar bisiklet sürmeyi özlemişim. Yıllar önce Amerikan sokaklarında sürüyorduk dediğim gibi. Burada bir de yollar bomboş, kimse de yok. Hani sadece insanlar bisiklet falan sürüyor. Baya güzel. Eğer buraya gelmeyi düşündüğünüz insan varsa kesin gelin. Çok fena yani. Ankara'nın içinde özellikle böyle bir yer bulmak çok zor. Ankara'da bildiğiniz gibi her yer dağ taş olduğu için buralara gelmek çok iyi geldi. Gölün çevresi yaklaşık 12-13 kilometre civarında galiba. Baya uzun aslında. Evet, Diana'yı geride bırakmışız. Onu bekleyelim. O da geliyor şimdi. Nasıl gidiyor? Zor mu? Alışamadın mı daha? 3 tane yandım. Üç üç kez yandım. 3 kez yandın mı? Kaza yaptın mı? Kaza yapmadım ama çok duruyorum. Ha. Sık sık duruyorum. Evet, aslında güzel sürüyor ama biraz heyecanlanıyor herhalde, o yüzden. Evet. Makine geliyor. Geliyor. Into space. Puh, biraz sıcak. Kaslarım ağrıyor. Ama eşim iyi bence. Çok iyi. Kardiyo yapıyor. Çok mutlu. Ben kardiyo yapmak istemedim ama ben de yapıyorum. Yüzüm kırmızı. Bak. Araçları park ettik. Burası bayağı güzel. Burada biraz dinlenelim. Sonrasında maceraya devam edelim. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Video yorum atın. Çok iyi olur. Arı geldi bu arada. 2 dakika mola verdik. Gene sürmeyi unutmuş. Süremiyor şu. Hadi. Bisiklet vlog yapalım. Motovlog gibi. Aranızda Ankara'da hiç böyle bisiklet falan süren var mı yani? Aslında küçüklüğümden beri çok istiyorum bisikleti kullanmayı, sürmeyi ama arkadaşlar toplamda küçüklüğümden beri 3 kere bisikletim oldu. 3'ü de çalındı maalesef. Hatta bir tanesi böyle 2 kere falan kilitliydi. Üst üste kilitliydi. İkisini de kesip götürmüşlerdi. Hala ondan sonra işte en son lisedeydim. Lisedeyken çaldıklarından sonra bir daha bisiklet falan almadık. Çünkü hep çalırlardı yani bizim oralarda. Maalesef ve bulamıyorsunuz çaldıktan sonra, yapacak bir şey yok. Zaman zaman bisiklet sürmeye geliriz diye düşünüyorum. Yes.
Bas 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 bas. Hadi hızlı. Hadi. Hadi. Şimdi Görün diğer tarafına geçtik arkadaşlar. Bu yol biraz daha kötü. Diğeri asfalt yoldu. Burası eski yol. Yani yine asfalt yol ama çok düzgün değil. Hemen size göstereyim. Trafik oldu. Yıllardır Ankaralıyım. Ankara'da böyle bir yer olduğunu arkadaşlar ben bilmiyordum. Yani şans eseri öğrendim. Gerçekten bayağı güzel bir yermiş. Eğer bu tarz bildiğiniz yerler varsa Ankara'da veya Ankara'nın yakınında yorumlara yazabilirsiniz. Çok güzel olur. Ankara'da genelde herkes hani AVM falan gidiyor. Biz de öyle yapıyoruz. Hafta sonu günü hadi AVM'ye gidelim, bir şeyler yapalım, Ankara'ya gidelim falan. Hep öyle oluyor. Böyle farklı şeyler yapınca daha güzel oluyor. Havada şansımız da bugün bulutlu. Dün çok sıcaktı. Neyse ki bugün bulut var. Rahat rahat sürebiliyoruz. Saçım falan da mahvolmuş bu arada. I'm flying. Hadi. Biraz zor. Diana yokuşa karşı dayanamadı. Kayaklara uçuyordu. Too much. Cannot push here. No, cannot. Ufak bir su molası. Hiç yokuş çıkmamıştık. Şimdi yokuşa denk gelince biraz zorladı tabii ki normal olarak. Yokuş da bayağı dik aslında. İnşallah çok devam etmiyordur böyle. Arkadaşlar maceranın sonuna geldik. Toplamda 1,5 saat sürmüşüz. Başlarda zor gibi olsa da ilerleyen zamanlarda bayağı eğlenceli oldu. Hem ben alıştım hem Diana alıştı sürmeye. Sonrasında da bayağı eğlendik, zor oldu yani. Bir değişiklik oldu bizim için de. Hem de diyetteyken kardiyo yapmış oldum. Güzel oldu. Evet. Oh, I cannot speak. Yani çok yoruldu. O zaman bu videoyu da böyle bitirelim. Yani spor ve iş dışında bir şey çekmek istedim kanala. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.